Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Arama ve başvuru fonksiyonlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk fonksiyonumuz satır ve sütun fonksiyonlarıydı. Bunların ne işe yaradığını gördük bir önceki videomuzda. Bugünkü satır sayı ve sütun sayı fonksiyonlarını göreceğiz. Adları üzerinde zaten kaç satır ya da kaç sütunluk bir aralıkta seçim yaptığımızın sonucunu bize döndüren fonksiyonlardır. Satır fonksiyonu ne yapıyordu? Bizim kaçıncı satırda olduğumuzu, sütun fonksiyonu kaçıncı sütunda olduğumuzu belirtiyordu. Satır sayı fonksiyonu ise gene bir bizden dizi istiyor. İşte örnek veriyorum. Şurayı seçtiğim zaman mesela tek bir aralık seçeyim. Burayı seçeyim. Buraya bastığım zaman bir tek bir satır seçtiğimden dolayı bir sonucunu bana döndürüyor. Dizi yapabiliriz. İşte örneğin böyle bir yapıda kullanabiliriz. Enter'a bastığımızda 16 sonucunu bizlere döndürür arkadaşlar. Bir dizi seçtiğimiz için aslında bir dizi yapısında, bir dizi fonksiyonu yapısında kullanabiliriz. İşte 2'den 12'ye kadar seçtiğimde bunun bir dizi fonksiyonu olarak yapılanması için Ctrl Shift Enter tuşlarına basıyorum ve 11 sonucunu bana döndürüyor. Herhangi bir dizi işlevine tabi tutabilmem için bu yapıda kullanmam gerekiyor bunu. Bunu silelim. Dediğim gibi satır sayı dediğimizde ne kadarlık bir aralık seçersek seçelim. Mesela ne yaptık? 3, 3'ten 25'e kadar bir aralık seçtik. Toplamda 23 adet satırımızın olduğunu bizlere söylüyor. Hep aynı aralıkta seçim yaptığımız için aşağıda çeksek fonksiyonu 23 sonucunu bize döndürüyor arkadaşlar. Sütun sayı fonksiyonuysa yine aynı yapıda bir aralık seçtiğimizde seçtiğimiz aralığındaki değişkenler gördüğünüz gibi satır bazlı değişiyor. Sütunumuz tek. Ondan doğru bastığımız zaman tek bir sütunda işlev yaptığımız için sütun say fonksiyonu bize bir sonucunu döndürüyor. Mesela şöyle bir yapı kullanalım. Kaç tane sütun seçtik? 1, 2, 3, 4, 5 sütun seçtik arkadaşlar. Enter'a bastığımda bana 5 sonucunu döndürecektir bu fonksiyonun yapısı. Ara ara karşıma çıkıyor satır sayı, sütun sayı fonksiyonları. Yine dinamik hücre yapılarında kullanabiliriz. Dediğim gibi fonksiyonların tek başlarına ne işlerine yaradığını, bizden içerik olarak hangi parametreleri istediğini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Genel yapıda Excel bittiği zaman makrolara geçmeden önce zaten belli bir süre böyle İnternetten de bakabiliriz. İnternetten de örnek problemler indirebiliriz. Bunları şimdiye kadar öğrendiğimiz yapılarda çözümlere kavuşturmaya çalışabiliriz. Ama dediğim gibi önceliğim şu fonksiyonel yapılar bitsin. Daha sonra kısa bir şekilde buradan tanımlı adlar kısmını anlatacağım. Formül denetlemeyi ve hesaplamayı anlatacağım ki formül kısmı tamamen bitsin. Daha sonra da dashboard yapımına geçeriz. Dashboard yapımından sonra da dediğim gibi makroya geçmeden önce bol bol örnek çözmek istiyorum. Çünkü mantığını oturtmaya çalışacağız. Şimdiye kadar tabii ki belli bir mantık olduğunu düşünüyorum, oturtturduğumuzu düşünüyorum ama tabii ki uğraşmak, 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 farklı problemlerde farklı çözüm yolları düşünebilmek Excel'in olmazsa olmazlarıdır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Satır sayı ve sütun sayı fonksiyonları da bu şekilde.